Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum ve hiç vakit kaybetmeden bugünkü çok orijinal ve şık projemi anlatmaya başlıyorum. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. O yüzden de atlamadan izlemenizi rica ediyorum arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz elimdeki siyah soslukları, plastik bir sosluk bu. Marketlerden ya da internetten temin edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kalın olmayan bir kartonun üzerine silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Bu arkadaşlar yapacağımız projenin alt bölümü, yani zemin taban bölümü olacak. Ben 5 tane sosluk kullandım. Daha fazla ya da biraz daha az belki kullanabilirsiniz istediğiniz vereceğiniz şekle göre. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapıştırdıktan sonra arkadaşlar kartonun kalan kısımlarını önce makas yardımıyla kesmeye çalıştım. Sonra biraz zor oldu. Maket bıçağı yardımıyla kestim ve gördüğünüz şekli elde ettim arkadaşlar. Bunu isterseniz böyle bu şekilde siyah bırakarak orijinal rengiyle ya da az önce boyamış olduğum gold rengiyle sprey boyayla boyayarak yapabilirsiniz. Rengine siz karar verin. Bu görmüş olduğunuzda arkadaşlar şeffaf saksı marketlerde bulabilirsiniz. Ben 2 hafta kadar önce 6 liraya BİM'den almıştım. Halihazırda satışta mıdır bilmiyorum ama ara ara geliyor. Takip ederseniz bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Boyanmasını istemediğim yerlerini bantlıyorum. Üst bölümünü ve gördüğünüz gibi yan bölümünü bantladıktan sonra boyuyorum. Gold sprey boyayla ve kurumaya bırakıyorum. Bunlar da plastik ayaklı plastik bardaklar. Bunların da ayak bölümünü çıkartarak boyuyorum ve kurumaya bırakıyorum. Şimdi ise ilk başta projemizin başlangıcında yapmış olduğumuz taban bölümünü boyamıştık hatırlarsanız. Kurumaya bırakmıştık. Kurudu. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz bu kartonun yandaki o açıklık delikli bölümünün görünmesini istemediğim için kırtasiyeden almış olduğum içinde bir tel olan simli şeridimi silikon yardımıyla kartonların etrafından geçerek kapatıyorum. Bunu yapmamın sebebi az önce de belirttiğim gibi kartonların yanındaki o delikli açık olan kısımların görünmesini engellemek. Bunları kapatmak arkadaşlar. Bunun yerine sıralı inciler var biliyorsunuz. Makara şeklinde satılıyor. Ya da aklınıza farklı bir şey de geliyorsa onu da yapabilirsiniz. Elinizde var olan başka bir şey de olabilir. Önemli olan dediğim gibi kartonun o kötü görüntüsünü kapatmak. Şimdi ise az önce ayaklarını boyadığımız ve kuruyan bardaklarımızın tekrar yerleştiriyorum. Üst bölümünden gördüğünüz gibi ekliyorum, tekrar birleştirdim. Ve arkadaşlar bu da yine az önce boyamış olduğumuz şeffaf saksımızdı. Marketten aldığımız. Bant bölümlerini, yapıştırdığım bantları çıkarıyorum. Ve boyadığımız bölümler ortaya çıkıyor böylelikle. Nasıl da bir sağlam yapıştırdıysam arkadaşlar, çıkartırken bayağı bir zorlandım aslında. Evet, komple çıkardıktan sonra gördüğünüz gibi boyadığım yer ortaya çıktı. Alt ve üst bölümünü boyadık. Şimdi ise bu aşamada fırın kabı olarak almıştım. Uç kısımlarını bu projede kullanmaya karar verdim. Makas yardımıyla ucundan gördüğünüz gibi kesiyorum. Ve silikon yardımıyla yine üst bölümünü yapıştırıyorum. Aslında birazdan o alt bölüm olacak. Alta gelecek bu yapıştırdığımız bölüm. Ve güzel bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi ise bardaklarımızı üst üste gelecek şekilde yine silikon yardımıyla yapıştırıyorum arkadaşlar. Silikon tabancanız eğer ayarlıysa, anahtarlıysa sıfırda çalışsın. Çünkü çok sıcak olursa plastik bardağın alt bölümünü eritebilir. Çok aşırı sıcak olmaması gerekli. Onun uyarısını da yapayım. Bardakları üst üste gördüğünüz şekilde yapıştırdıktan sonra yine fırın kabımızın o uç kısmından elde ettiğim kenarla gördüğünüz yerden ek yerini kapatıyorum yapıştırarak. Şimdi ise pille çalışan LED ışığımızı
bardağımızın gerek üst bölümüne, yan bölümüne ve iç kısmına gördüğünüz şekilde yerleştiriyorum. Üst bölümüne de en üst bölümüne de anahtarlı açma kapama yeri, pille çalışan yerini yapıştırıyorum. Pillerini şapkasını çıkartarak rahatlıkla değiştirebilirsiniz bittiğinde. Ve son olarak da gövde kısmını tabanımıza yapıştırıyorum arkadaşlar. Sizin de artık tahmin ettiğiniz gibi çok şık bir abajur elde ediyoruz. Ve kapağını da, daha doğrusu ne diyoruz ona, abajurumuzun üst bölümünü de yerleştirdikten sonra şapkasını, abajur şapkasını da saksıdan yaptığımız, şeffaf saksıdan yaptığımız bu projemizde arkadaşlar gördüğünüz şekli alıyor. Tamamlamış oluyoruz böylelikle. İki tane ayaklı plastik bardak, bir şeffaf saksı ve 5 adet soslukla böyle bir proje elde edebilmek gerçekten güzel ve çok hoşuma gitti açıkçası. Çok beğendim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, faydalı bulmuşsunuzdur. Maliyeti çok yüksek değil arkadaşlar. İki tane de yapabilirsiniz. Böyle bir şekilde bir tane de yapabilirsiniz. Daha fazla da yapabilirsiniz. Ve evinizin her bölümünde kullanabileceğinizi düşünüyorum. İsterseniz salonunuzda bir sehpa üzerinde, isterseniz yatak odasında etajerin komodinin üzerinde. Farklı renklere boyayarak farklı görüntüler de elde edebilirsiniz elbette. Ben çok beğendim. Görenler de çok beğendi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz arkadaşlar sizden ricam beğenme butonuna basmanız. Eğer abone olmayan arkadaşlarım varsa da abone olmalarını rica ediyorum. Videomu, kanalımı daha doğrusu incelerseniz faydalı videoların var olduğunu göreceksiniz. Mümkün mertebe orijinal, başka kanallarda yapılmayan özgün videolar çekmeye ve sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Tasarımlar, projeler. Bu tasarım da, bu proje de bana ait. Bunun gibi birçok projem var. Baktığınızda, videolar bölümünden baktığınızda görebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz destek için. Vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Çünkü yorumlarınız benim için çok önemli. Yepyeni projelerde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.